Öncelikle teşekkür ediyorum. Babam gayet iyiydi. Bizi çok sıcak karşıladı. Kardeşim ilk defa gördü. Onu hakikaten bayağı özlemişti yani. Emin de aynı şekilde. İyi olduğunu, morali de gayet çok yüksekti. Destekleyenlere, arayanlara özellikle teşekkür etti. Bazı ihtiyaçları vardı, onları getirdim. İşte kıyafetleri, kitapları. Onun dışında işte annem, dedem, bir de babaannemle, kardeşleriyle görüştü. Gayet iyi, hiçbir problem yok. Yani Mesaj iletti mi? Herkese teşekkür ediyor. Hak ve hakikatin er ya da geç yerini bulacağını söyledi. Bir gün bu zulmü yapanlar, daha o internetteki videoyu da zaten zannediyorum izlemişlerdir. Bu zulmü yapanların da benim oturduğum yerde oturacakları günü biz, dedi, göreceğiz inşallah. Bu kadar. Yani siz moral vermeye geldiniz ama aslında moral aldınız. Aynen öyle. Yani ben, kardeşim, annem, hakikaten bayağı bir zor bir süreçti bizim için. Ondan moral bulduk. Yani ben açıkçası gözlerin içi parlıyordu. Yani ben bu kadar tahmin etmiyordum. İçeride de dinlenmiş zaten. Bizim de şimdi görünce içimde rahat etti. Yani tabii biz de büyük bir şaşkınlık içerisindeyiz. Şimdi şu son 10 günlük süreci ben ele alıyorum. Geçen pazartesi gözaltındaydı. Bir önceki pazartesi beni okula kendisi bıraktı. Yani kimin ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Hele ki Türkiye'de ise kimin ne olacağı hiç belli olmuyor. Ben şunu söyleyeyim. Bugün kimsenin can güvenliği, mal güvenliği ve hürriyeti yok yani. Her an her şey olabilir. Herkes makul şüpheli olabilir. Herkes makul şüpheli olabilir. Bugün yazanlar, çizenler, bugün susanlar yarın buraya gelip böyle ailesi de onların böyle kıyafetlerini getirebilir yani.